Evet, tekrar merhaba. Bir önceki derste karakterin sağlık durumuyla ilgili, kan değerleriyle ilgili işlemler yapmıştık. Arttırıp çoğaltma ve karakterin kan değeri sıfıra düştüğünde ölüm ekrana yazdırmıştık, getirmiştik. Şimdiki gireceğimiz konu ise karakterin koşması ve stamina, yani enerji durumuyla ilgili bir takım işlemler yapmak. Karakterin stamina durumu eğer uygun ise karakterimiz koşacak. Koştukça staminası azalacak. Ve durduğunda ya da koşma işlemini iptal ettiğinde staminası tekrar dolmaya başlayacak. Bunlarla ilgili geliştirmeye devam ediyoruz bu konuları. Öncelikle proje ayarlarına gireceğiz. Input. Ve buradan Action Mapping'den yeni bir tuş ekliyoruz. Tuşumuzun ismi Sprint. Sprint koşmak, depar anlamına geliyor. Hemen buradan keyboard'dan ya da left shift, standart koşma tuşu, klavyenin sol tarafında bulunan shift tuşu, yani left shift, bu tuşu sprint adı altında sistemimize ekledik. Genel bir kayıt alayım. Şimdi controller dosyasında sprint olarak oluşturduğumuz action event'ı çağırdım. Şimdi koşma işlemi ve stamina iki taraflı çalışacak. Shift'e bastığımızda staminanın azalması ve shift'ten elimizi çektiğimizde staminanın belirli bir oranda tekrar yükselmesi. Bunlar için öncelikle karakterimize yine o anki stamina değeri ve maksimum stamina değerinin olduğu iki tane değer ekleyeceğiz. Stamina. Bunlar da integer değişken olacak. Ve stamina max diyeceğim. Bunları da dışarıdan değiştirilebilir ve erişilebilir hale getiriyorum. Public'e çevirdim. Kontrolcü dosyama tekrar geliyorum. En basit anlamda karakter kısa yolumu da alayım. Bunun hızını değiştireceğiz çünkü. En basit anlamda yapılacak işlem shift'e basıldığında eğer stamina sıfırdan büyük ise karakterimin hızını belirli bir oranda yükseltip her belirlenen zaman aralığında staminayı düşürmek. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Buradan karakterimin içerisindeki staminayı alıyorum. Get stamina diyorum. Eğer stamina büyüktür sıfırdan ise branch ekliyorum buraya. Karakterimin staminası sıfırdan büyük ise burası, sıfırdan küçük ise de burası çalışacak. Basıldığında sprint, yani sol shift tuşuna. Daha sonra yapılacak olan işlemleri şuradan ayarlayacağım. Karakterin yeni bir fonksiyon ekleyeceğim. Sprint diyelim fonksiyonun ismine. Yapılacak işlem şu. Tekrar aksiyon alacağım karakterin. Get karakter movement'a gireceğim. Karakterin hareketleriyle alakalı bütün şeyleri, değişiklikleri ve ayarları karakter movement'tan yapıyoruz. Movement diyorum. En altta olması lazım zaten. Get character movement, set walk speed, set maximum walk speed diyorum. Karakterin yürüme hızını, normal şartlarda bu 600 birim oluyor. 600 birime çıkarıyorum. Ama bu işlemi burada yapmak iyi değil. Bunu şu sebepten dolayı, bunu silip tekrar anlatacağım. Şuraya aktaracağım bunu. Eğer karakterin
yüksek ise arkasına bağlayacağız. Staminası sıfırdan yüksek ise karakterin hızını 600 birim normal şartlarda, bunu 1200 birim yapalım. İki katına çıkardık. Ama karakterimiz maksimum hızı yükseldi. Yani W'ya bastığımızda normal şartlarda, Shift'e bastığımızda staminası yüksekse W'ye basarken yürüyor. Üzerine bir de Shift'e bastığımızda staminası eğer yüksekse sıfırdan, karakterin maksimum hızı artık 1200 oluyor. Böylelikle 600 birim hızla değil, 1200 birim hızla gitmeye başlıyor. Hemen arkasından bir stamina azaltan sistem yapmamız gerekiyor. Bunun için de timer fonksiyonunu kullanacağız. Az önce sprint olarak ayarladığım yerin ismini değiştiriyorum. Calculate stamina olarak isimlendiriyorum ve arkasına timer ekliyorum. Set timer by event. Pardon, fonksiyon name. Event değil, fonksiyona çalıştığımız için. Set timer by function name. Calculate stamina ismini kopyalayıp buradaki function name ismine yapıştırdım. Olayımız şu. Eğer karakterin staminası bir sıfırdan yüksek ise karakterin koşmaması için bir engel yok anlamına geliyor bu ve karakterin hızını 1200 yapıyorum. Ama sadece shift'e bastığımda da bu işlemi yapacak. Ama karakter yürümeye başladığında hızı da 1200 olduğu için aslında koşacak. Stamina'yı azaltacağız. Ve bu süreci shift'e basıldığı süre boyunca hani yapmamız gerekiyor. Elimizi shift'ten çektiğimizde bu stamina azaltma işlemini durduracağız. Bu işlem loop olacak. Ve 0,1 saniyede bir tekrarlanacak. Yani saniyenin onda biri kadar bir sürede tekrarlanacak. Şimdi calculate stamina'nın içerisine girdim. Buraya tekrar karakterimi çağırıyorum. Get stamina diyorum ve set stamina diyorum. Sağlıkla, yani kanla ile ilgili yaptığımız işlemlerin neredeyse aynısını yapacağız. Set stamina değişecek olan değer bu olduğu için bunu en son alıyorum. Bağlantıyı buna yapıyorum. Stamina'dan eksi o anki stamina değerimi alıp ondan bir çıkarıp tekrar stamina'ya yazıyorum. Clamp. Bu sıfır olana kadar bu işlem tekrarlanacak. Maksimumda da stamina max zaten buraya bağladım. Böylelikle stamina eğer sıfırdan yüksek ise zaten bu fonksiyon çalışacağı için sıfır olana kadar her çağrılığında bu fonksiyon bir bir staminamı azaltacak. Tabii bunu sıfıra geldiğinde durdurmamız gerekiyor. Orada da şöyle bir işlem yapacağız. Eğer bu işlemden sonra staminam sıfır olmuş ise devam ediyorum. Karakterin koşmasını durdurmam lazım. Ve tabii ki aynı zamanda stamina azaltmasını da durdurmam lazım. Onu da şöyle yapacağız. Stamina azaltmasını durdurmak için buradaki zamanla çalışan, yani zamanlayıcı fonksiyonumu iptal edeceğim. Ve karakterin hızını da düşüreceğim. Karakterimin hızını get movement, karakter movement'tan set maximum walk speed'ini tekrar 600 birime çekiyorum. Ve buradaki zamanlayıcımı bu işlemden sonra iptal etmem gerekiyor. Buna bakalım. Break timer diyelim.
Break timer yok. Timer pause var. Invalid, invalid. Pause timer by handle diyor. Şuradan bunu iptal edebiliriz galiba. Bunu da kontrol edeceğiz. Bu arada stamina'yı da ekrana yazalım. Böylelikle onu da görmüş olalım. Ondan önce içerisine bir değer girelim stamina'nın. Maksimum 250 olmasını istiyorum. O anki değeri de 200 olsun. Maksimum da 250. Yani 250 ile 0 arasında gidip gelecek. Bu bilgileri ekrana yazdıracağım. Aynı şekilde buradan Bloodbar'ın altına bir tane daha progress bar alıyorum. Şuraya. Bunun yine yüksekliğini ve 300 müydü bu? 400'dü. Aldım. Soldan 25, yukarıdan 25. Kendisi 30 olursa eğer, şu üst boşluk 25, kendi yüksekliği 30, 55 yapıyor. 25 daha eklersem 80 yapar. Yukarıdan 80 birim ekledim. Aradaki boşluk aynı olsun diye. Ya da 30, 82, 60 olsun bu. 10 birim arada boşluk olsun yeterli. Stamina'nın rengini de sarı yapmak istiyorum. Oyunlarda genelde bu renk tonları kullanıldığı için daha çok ayırt edici oluyor. Bunun ismi de Stamina Bar. Bunu da yine Blood Bar'daki gibi bir sisteme bağlayacağım. Rengi bağladım. Pardon. Burası yanlış oldu. Aynen. Rengi bağlamışım. Bunu silelim. Buradan da silelim. Percent'ı bağlayacağım. Create Binding diyorum. Şuraya 0 ve 1 arasında yine aynı şekilde değer vereceğiz. Karakterimi çağırdım. Karakterimden get stamina ve get max stamina alıyorum. Get stamina max. Bunları yine pull-out'a çeviriyorum. Ve stamina max'a bölüyorum. Böylelikle bana 0 ve 1 arasında bir değer verecek. Kaydettim. Daha sonra bunları şu an karakterin bilgilerine bağladım. Misal ben bunu daha az yapayım. Şu şekilde. 250'de 200, yani 5'te 4'lük bir dolu hale gelecek ben play'e bastığımda. Ve gördüğünüz gibi şu anda stamina oraya bağlı. Her shift'e bastım. Bu arada shift'e bastığımda karakter koşmaya başladı. Hızı yükseldi. ama shift'ten elimi çektiğimde yavaşlamıyor. Oraya devam edelim. Shift'ten elimizi çektiğimizde karakterin yürüme hızını tekrar 600'e düşüreceğim. Bu manuel olarak stamina bitmemiş bile olsa tekrar 600'e düşmesini sağlayacak. Ve bu üstteki timer fonksiyonunu iptal edeceğiz. Şu şekilde bir deneyelim. Büyük ihtimal bunda bir değişiklik daha yapacağım. Calculate stamina'ya tekrar girdim. Maximum walk speed. Buradan fonksiyon çağırabiliyor muyum? Fonksiyon içerisinde. Yani event çağırabiliyor muyum? Ona bir bakayım. Dead diyelim. Dedi çağırıyor. O zaman şuraya bir custom event oluşturuyorum. İsmini de stamina zero diyorum. Yani sıfır stamina kaldığında bu hesaplama, azaltma işlemini iptal etmesi için. Bakalım çalışacak mı? Bu işlem otomatik olacak. Yani ben elimi shift'ten çekmemiş bile olsam bu sıfırlama işlemi azalacak. Hemen buraya stamina zero olarak çağırdım. Ne yaptığımıza bakalım fonksiyon içerisinde. Saniyede 10 kere bu işlem tekrarlanıyor. Karakterin staminasından, eğer staminası varsa tabii ki, bir azalıyor. Sıfır olana kadar. Ve yeni stamina değeri olarak yazılıyor. Karakterin staminası her bu işlemden sonra kontrol ediliyor. Sıfıra düşmüş ise eğer, maksimum hızı 600'e düşürülüp, bu
stamina hesaplama işleminin iptal olması sağlanıyor buradan. Elimizi shift'ten çektiğimizde de karakterin hızı tekrar düşürülüp aynı işlem tekrarlanıyor. Eğer bu fonksiyon çalışmaya devam ettiği için shift'e bastığımızda çektiğimizde tekrar bu fonksiyonu tekrar hesaplattırmasını iptal ediyoruz. Hemen bakalım. Şu an karakterim 600 birim hızla gidiyor. Shift'e basıyorum ve azalmaya başladı stamina. Ve elimi shift'ten çektim. Stamina azalmıyor ve karakterin hızı normal. Şu anda bir sorun yok. Olan sistem düzgün çalışıyor. Bu hızının değişip değişmediğini görmek için de hemen şey yapalım. Ha, bu arada bunu farklı bir yönden test etmemiz lazım. O kısmı atlamayalım. Onu da şöyle test edeceğiz. Hemen buraya bir duvar ekliyorum. Çünkü ben shift'e bastığımda bu işlemler oluyor. Aslında karakterin koşması da lazım. Yani ben bir duvara bakarken ya da olduğum yerde, onu böyle test edebiliriz. Mesela olduğum yerde şu anda shift'e basıyorum ve stamina azalıyor. Bunun olmasının önüne geçeceğiz. O yüzden bize lazım olan bir fonksiyon daha var. Yani kontrol mekanizması daha var. Bu da eğer karakterin azalması, yani şeyinin, siz söyleyin, staminasının azalması karakter hareket ediyorsa olacak bir işlem. O yüzden buraya onu bağlamamız lazım bir tane daha. Karakterin staminası sıfırdan büyük ise ve karakter pardon, tam öyle olmaz. Çünkü mesela shift'e bastıktan sonra adam koşmaya başlarsa dediğim şey olmayacak. Yani karakter eğer staminası birden büyük ise, sıfırdan büyük ise maksimum hızını 1200 olarak belirliyoruz. Ama bir fonksiyon daha var. Karakterin get velocity, get speed var mıydı acaba? Get speed yok. Get velocity diyelim. Calculate velocity değil. Şunu bir ekrana yazdım. Get velocity. Karakterin velocity'sini sürekli bir ekrana yazdırıp test edelim. Event trick'ten get velocity length diyorum. Vector length print string diyelim. Duration değil. Karakterimin hızı neyse onu sürekli olarak ekrana yazdıracak. Şu an 0, 600, 599 ve 600 arasına gidiyor. Shift'e bastığımda da 1200'e çıkıyor. Tamam. Yani get velocity'den buradan karakterimizin hız bilgisini alabiliyoruz. Eğer karakterimin hızı 0'dan büyük ise, yani karakterim hareket ediyor ise, velocity büyüktür 0 ise, karakterim hareket ediyor demek böylelikle. Bu işlemi başlatabiliriz. Böylelikle ben olduğum yerde shift'e bastığımda stamina azalmayacak, ama shift'e basarak gittiğimde yine azalmıyor. Bıraktım, yürüyorum ve shift'e basıyorum. Bu sefer azalıyor ve karakterim hızlanıyor. Ama ilk başta shift'e basıp sonradan yürümeye bastığımda karakter hızlanmasına rağmen staminam azalmıyor. Şimdi bir kademe daha yol kat ettik. Buradaki sıkıntımız ne? Önce shift'e basıyoruz ve karakterin hızı 0 olduğu için burası çalışmıyor. Sonradan yürümeye bastığımızda karakterin eğer hızı 0'dan büyükse burası çalışıyor. O yüzden şey yapabiliriz aslında. Önce karakteri şöyle yapalım. İlk kondisyonumuz, kondisyondan kastım şeyimiz, yani kontrol sistemimiz, shift'e basıldığında karakterin hızı eğer 0'dan büyük ise olsun. Daha ucuz bir yol. Bunu daha detaylı hale getireceğiz. Getirebiliriz de. Eğer shift'e basıldığında
karakterin hızı sıfırdan büyük ise, yani karakter en kötü hareket ediyor ise bu işlemler gerçekleşecek. Böylelikle önce shift'e basıp sonradan bastığımızda karakter koşmayacak. Ama yürüyorum ve shift'e bastım. Yine olmadı. Yürürken shift'e bastık. Burası okey. Stamina sıfırdan büyük. Tamam. Velocity maksimum. Ha, bu bağlantıyı kestiğimiz için çalışmadı stamina hesaplama. Tamamdır. Şu anda olması lazım. Stamina azaldığında da karakterin hızı düşecek. Onu bekliyorum şu anda. Şu an 1200 birim hızda etrafta dolaşıyorum. Sıfıra geldiğinde sıfırda kalacak ve karakterin hızı normale düşecek. Evet, normale düştü. Ve tekrar shift'e bastığımda koşmuyor stamina olmadığı için. Evet, yapmam gerekeni en basit halde yaptım. Tabii bunun bir de stamina'nın tekrar kazanımı var. Eğer karakterim koşmuyorsa, yani hızı 1200 birim maksimum hızı olmadıysa, bunun normal yürüme aşamasında da doldurmak istiyorum. Aynı şekilde şu timer fonksiyonunu tekrar kullanabilirim. O da bu şekilde olacak. Bu sefer calculate stamina yerine stamina gain isminde bir şey oluşturdum. Fonksiyon oluşturdum. Tekrar aynı şekilde bu sefer stamina üzerine ekleme yapacağım. Get stamina diyorum karakterimin içerisinden. Stamina'ya bu sefer saniyede bir birim azaltıyordum. Bir birim ekleme yapacağım ya da iki saniyede bir birim ekleme yapacağım. Ne kadar zor olmasını istiyorsa ben 20 saniye koşabiliyorsa 20 saniye bekleyerek 20 saniye koşabilmesini sağlayacağım şimdi. Yani birebir oranla. Set stamina diyorum. Klem bekliyorum. Bu ekleme işlemini de yine maksimum stamina'ya kadar yapacak. Get stamina max. Stamina'mı alıyorum. Üzerine 1 ekliyorum. Ve yeni stamina değerim olarak yazıyorum. Maksimum stamina'ya kadar da bu ekleme işlemi yapacak. Ama koşmadığı sürelerde. Tekrar event graph'a geliyorum. Karakterim koşma işlemini bıraktıktan sonra delay diyelim. Delay eklemeyelim ya da direkt olarak başlatalım. Koşma işlemini bıraktıktan sonra artık normal yürüme hızına döndüğünde stamina tekrar geri kazanması için gerekli timer'ı çalıştıracağım. Timer'ımı buradan alıyorum tekrar. İsmini de stamina gain diyorum. Gain. Aynı şekilde saniyede 10 kere, yani 0.1 birim zamanda 10 kere tekrarlanacak şekilde, loop olacak şekilde bunu çalıştırdım. Stamina gain işlemin burası. Bu işlem şeye kadar sürecek. Tekrar shift'e basılana kadar sürecek. Bunun içinde pause timer by handle'ı şeye bağlayacağım. Bu fonksiyonun başladığı yere bağlayacağım. Böylelikle bunu iptal edebilecek. Shift'e basıldığında. Çünkü azalması gerekeceği için durduğunda da yükselecek. Şimdi koşma işlerine girdiğimiz için oyun alanını biraz genişleteyim. Şöyle. 1. 9 katı bir alana dönüştürdüm. Evet. Bu sefer staminamı biraz azaltacağım erkenden test etmek için. Çok uzun süre beklemem gerekiyordu. 200'de 20 saniyeydi. 50 yapalım. 5 saniyede bitmesi gerekiyor. Şimdi normal şartlarda şu an çalışması lazım. Staminanın yükselmesi lazım. Ama bunu sadece şeye bağladığımız için çalışmıyor. Shift'ten elimizi çektiğimizden sonra. O yüzden koşmaya başlıyorum.
yükselme işlemini görüyoruz. Çifte basılı tutmama rağmen stamina sıfıra geldiği için otomatik koşma işlemini iptal ettiğinden ve buranın arkasından bağladığım için yani stamina azalıyor. Sıfıra geldiğinde burası çalışıyor ve stamina azalma işlemi iptal ediliyor. Hemen arkasından da stamina kazanım tekrar başlıyor. O yüzden burası şu an hemen arkasından çalışmaya başlıyor. Şu an koşuyorum 1201 hızda. Stamina bitti. Ve koşma hızım düştü. Hareket etmeye devam ediyorum. Ama artık koşmuyor karakter. Ve stamina yükselmeye devam ediyor. Tamamen dolana kadar da yükselecek. Şimdi eksiğimiz ne? Shift'e basıyorum azalıyor. Elimi shift'ten çekiyorum yükseliyor. Basıyorum azalıyor. Elimi shift'ten çekince yükseliyor. Şimdi buna bir delay verip denemek istiyorum. Elimi shift'ten çektiğimde hemen değil de bir 3 saniye sonra çalışmasını istiyorum. 3 saniye de çok aslında. 2 saniye sonra. Hemen bir deneyelim. Shift'te koşuyorum. Elimi shift'ten çektim. 1, 2 ve yükseliyor. Şimdi hızlı hızlı bas bas çek yaptığımda evet orada bir karışıklık oldu. Yok bir karışıklık olmuyor aslında. Gayet de düzgün çalışıyor. Elimi çektim ve stamina yükselmeye başladı. Evet. Şu anda temel olarak çalışıyor. Ayta sen ne diyorsun? Var mı gözüne çarpan bir şey? Şöyle yapsak daha iyi olur dedin. Farklı bir şekilde uygulasak daha iyi olur dedin. Abi bak kanka ben odaklandım dinliyorum seni. şu an genel olarak hani düzgün. Karakter koşuyor ve staminası yükseliyor. Stamina sıfıra vurduktan sonra tek yavaşlıyor muydu şey? Tabii ki yavaşlıyor. Onun için de şöyle bir şey yapalım. Az önce arada konuştuğumuz şeyi yapalım. Ben yan tarafa ufak panel yapacağım buraya. Karakterin koşup koşmadığını orada direkt hani görelim. Hızını falan da görelim ki. Hani o anda ne işlem yaptım? Çünkü ben tuşa basıyorum ama hani videoda ya da işte nasıl diyeyim sen orada hani fark etmiyor olabilirsin. Onları bir göstereyim. Ekranın sağına ufak bir border atayım. Pardon, border'dan önce bir overlay atayım ben daha iyi olur. Ekranın sağ üstüne şöyle onu sıralayayım, şey yapayım, dayayayım. 0-0 yapalım. X ekseninde bir içeride olsun. Tamam. Bunun içerisine hemen bir arka plan atacağım ayırt etmek için. Yarı saydam yapayım bunu. Brush color. Siyah. 0.5 alfası olsun. Tam border'ın içerisi ısın. Tamamdır. Şimdi bunun içine beyaz yazılarla karakterin o anki hızını falan her şeyini bir yazayım ben. Böylelikle şey yapalım hani görelim. Font 24 çok fazla. Bunu 18 yapsak yeterli. Onu şöyle yapalım. Text block. Burası karakterin hızı yazsın burada. Bunu bir değişkene bağlayacağım. Karakteri alayım. Get velocity, velocity'nin length'ini alayım. Vector length, bu karakterimin hızı. Şimdi oradaki tekste yazılacak olan kısım şurası. To string diyelim. Bunu string'e çevirelim. String, bunu da append yapalım. Misal, speed 2 nokta üst üste. Hemen sonrasında hızı yazsın. Şimdi ben play dediğimde speed 0, yürüyorum 600 birim oluyor. Koşuyorum 1200 oluyor. Ama küsuratlı olduğu için tam rakamlar belli olmuyor. Şimdi ben genel olarak hani tam sayı üzerinden bunları göstermek istediğimden bunu dönüştürelim. Nasıl dönüştüreceğiz? Şuradaki çıkan float değeri, küsuratlı değeri to integer diyorum. Bunun da bir şeyi vardı. Int'e çevirmek, yukarı yuvarlama, aşağı yuvarlama gibi şeyleri var. To integer. Onu nasıl yapabiliriz?
Onu şöyle yapabiliriz. Integer. Bundan buna dönüştürmesini truncate ile yapıyormuşuz. Bunu da silelim. Evet. Misal 600 500 arasında gidiyor. Shift'e bastım 1200. Misal staminam bittiği için artık karakterim koşmuyor. Hemen altına staminayı da aynı şekilde ekleyelim. Bunun da burada görünen ismini speed yapalım. Hemen altına bir tane daha duplicate edeyim hatta bunu. Duplicate'im yok. Copy pass diyelim. Bu sistemli olduğu için olmuyor galiba. Devam edeyim ben. Border'ın içerisinde olduğu için olmuyor. Pardon. Liste koymamız lazım. Onu unuttum ben. Vertical box olarak ekleyebiliriz. Şunu hemen kesip vertical box'ı border atıp içerisine bunu atarsak tekrar çalışır mı sistem? Çalışmıyor. Çünkü bu şeyi değişti. Bunu getText diyeyim. Evet. Karakteriniz orada yazıyor. Hızı küsuratları onu sabitlemeye de bakarız aslında yuvarlama işlemine. Bir tane daha text ekleyeyim buraya. Duplicate çıktı bak şimdi. Bunun ismi stamina olsun. Hatta blood olsun ya. Onları da yazdıralım altına. Bütün değerleri görelim. Blood zaten var aslında. Ama farklı bir şekilde var. Pardon. O tam değer yazmıyor. Onu nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Karakterimin to string diyelim. Buna da append diyelim. Get blood ve get blood max. Append'in olayı şu, misal ben bir string yazdırmak istiyorum, yazı yazdırmak istiyorum ama misal bir kısmı yazı olacak. Mesela boşluk olacak sonra. Sonra da bir değişken yazacağım. Mesela kan değerim orada yazacak. Ya da karakterin belirli durumuyla ilgili değerler. Bunları arka arkaya ekleyebiliyorum. Misal kan değeri slash maksimum kan değeri. Böylelikle misal 5000 bölü 7000 yazacak orada. Karakterin kan değeri artıp azaldıkça. Örnek veriyorum 5000 bölü 7000. E'ye basıyorum. 5250 oldu. Q'ya basıyorum. Azalıyor. Bunun gibi değerleri buradan direkt hani yazabiliyorsunuz. Bunun da başında tabii bir tane daha olmasını istiyorum ben. O ayrı. Bunu buraya slash yazacağız. Bunu buraya, buraya da blood yazacağım. İki nokta üst üste. Böylelikle o değerleri görebileceğim hemen üstte. Q'ya basıyorum, azalıyor, çoğalıyor. Daha sonra bir de stamina. Olanların hepsini ekleyelim en azından. Bir tane daha ekleyeceğim. Duplicate diyorum bunu. Bunun da ismi stamina değil. Pardon, blood değil, stamina olsun. Bunu da farklı bir fonksiyona bağlıyorum. Karakterimden geliyor bu. Get stamina ve get maximum stamina, get max stamina. Az öncekinden kopyalayıp alabilirim bu kısmı. Şunlarla birlikte ya da değil. Burayı bağladım. Buraya blood yerine stamina diyorum. Stamina'yı B'ye, stamina maksimumu da D'ye bağladım. Ve böylelikle karakterin staminası da artık orada yazıyor. Shift'e basıyorum, azalıyor. Shift'ten elimi çekiyorum. 2 saniye sonra çoğalıyor. Göründüğü gibi 250'ye kadar bu yükselecek. Ufak bir debug ekranı yaptık böylelikle. Şurayı bir kısım daha kaydırayım. Titremesi siniri bozuyor. Şimdilik koşma ile ilgili temeli hazırladık. Daha da detaylanacak bunlar. Yokuş çıkışı var. Mesela şu anda yüksekten düşerken de karakterimin hızı aslında sıfırdan yüksek olduğu için shift'e basarsam staminam azalıyor.
Bunları falan da kontrol ettireceğiz ama daha sistemli bir şekilde. Şimdilik bu kısım bu kadar, yeter.